Uyandın mı Defne'cim? Anne, ne oldu bana? Bunlar ben de sana soracaktım. Hı? Anlat bakalım, ne oldu sana? Niye böyle kızgınsın? Vişne şurubu var, olur mu? Muhteşem olur. Tamam. Yani iyi ki arkadaşın Gökhan aradı da yetiştim. Gelmeseydim kim bilir ne durumda olacaktınız. Gökhan değil, Görkem. Ay neyse ne Defne. Zaten iyi ki dediğim durumda bile suçlusun. Hani sadece Melisa ile olacaktın? Çay içecektiniz. Yani Görkem nereden çıktı? İlk başta ikimizdik. Sonra da Görkem... Ya kızım hiç yakışıyor mu sana? Şu haline bak. Ya sen aileni rezil etmeye mi çalışıyorsun? Ne olduğunu ben de anlamadım ki. Biz ilk başta çay içiyorduk. Sonra benim midem yandı. Başka içecek bir şeyler sordum. Melisa da vişne şurubunu getirdi. Vişne şurubu değil, likör. Likör mü? Evet, likör. Alkol yani. O yüzden sarhoş oldunuz böyle. Anne özür dilerim, ben anlamadım. Ama Melisa da anlamadı. Yani anlasa ikram etmezdi zaten. Kendisi de içmezdi. Yok. Yani bütün bu olanlar o kızın başının altından çıkıyor. Kızın her şeyi hatalı. Yetti artık. Ben nasıl böyle bir hata yapabildim? Nasıl böyle bir şey yapabildim ben ya? Şimdi... Azra teyzenin de sırrı geçmemiştir. Naini teyzenin de geçmemiştir. Ben ne yapacağım ya? Melisa, uyandın mı? Hayır, uyuyorum. Bırakır mısın lütfen şu yorganı? Naini teyze, ne olur beni yalnız bırak. Ben çok utanıyorum. E tamam, olan oldu artık. Sonuçta isteyerek yapmadınız ki. Yani bana kızmadın mı? Yani kızdım tabii ki. Daha dikkatli olmanız gerekirdi ama yapacak bir şey yok artık. Maynur teyze bak, gerçekten ben onun öyle bir şey olduğunu anlasam gerçekten içmezdim, yemin ederim. Ben onu vişne şurubu sandım, Defne'ye de koydum, kendime de koydum, sonra içtik. Bak yemin ederim sana, ben onun öyle bir şey olduğunu anlasam asla içmezdim Maynur teyze, inan bana ne olur. Tamam. Tamam Melisa, bir soluklan, tamam. Al bakayım şu suyunu iç. Heh. Asıl hata bendeydi zaten. Sonuçta likörü öyle ortalık yere bırakmamam gerekirdi. Azra teyze Defne ile arkadaşlık etmememi söyledi. Sence kızgınlığı geçmiş midir? Geçmemiştir tabii. Maynur teyze, ben bir daha asla Defne'yi göremeyeceğim. Ben bir daha asla onun arkadaşı olamayacağım. Maynur teyze, tüm suç benim, tüm suç. Melisa. Anne, Melisa'nın gerçekten de bir suçu yok. Hem ikimiz de vişne şurubu sandık. Bilmeden içmişiz diyorum ya. Anne, bir şey söyle lütfen. İnandın değil mi? Bak yemin ederim anlattığın gibi oldu. Hem bir dahaki sefere daha dikkatli olacağım, söz. Bir dahaki olursa olursun. O ne demek? Melisa'yla görüşmeme izin vermeyecek misin? Anne lütfen, o benim en yakın arkadaşım. Lütfen böyle bir şey yapma. Yeter Defne. Tamam. Uzatma artık. Bundan sonra Melisa yok. Bak asla görüşmeni istemiyorum. Ama... Yeter. Kararım kesin. Melisa. Gel. Hazırsın değil mi? Geç kalacaksın. Hazırım. Ama gitmek istemiyorum. Niye?
neden olanlar yüzünden mi? Şimdi Defne'yi Azra teyze bırakır. Sonra karşılaşırız. Bana bir ton laf söyler. Zaten çok utanıyorum Aynur teyze. Daha fazla üstüme gelmesini istemiyorum. Melisa, her başımız sıkıştığında kaçamayız. Bazen fırtınanın ortasında kalsak da fırtınanın gözünün içine bakmamız gerekir. Vay canına. Bu fevkulade bir söz. Yani mecazi anlamda kullanılmış olsa da gözümün önünde somut bir şekilde canlandı. Muhakkak canlanmıştır. Düşündüm de gerçekten haklısın Maynur teyze. Bazen insan fırtınanın gözüne gözüne bakmalı. Sen çok güçlü ve çok cesur bir kızsın. Bundan önce ne fırtınalar gördün değil mi? Eminim bunu da atlatırsın. Teşekkür ederim Maynur teyze. Sayende çok daha iyi hissediyorum. Güzel. Bu arada çok güzel olmuşsun. Çok teşekkür ederim. Umarım içimdeki sıkıntı bir an önce geçer. Sence güzel ağaç, içimdeki sıkıntı bir an önce geçer mi? Cevap vermedin. Demek ki sen de cevaptan emin değilsin. Peki ya ben size güzel bir soru soracağım. Sizce Defne'nin annesi bizi görüştürmemekte kararlı mı? Siz de cevap vermediniz. Peki ya sence kararlı mı? Ha? Sence? Sen de cevap vermedin. O zaman kesin görüştürmeyecek bizi. Defnelerin arabası. Tahmin ettiğim gibi annesi de okula geliyor. Defne ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum Melisa. Hala mı Melisa konusu? Kızım o kadar şey konuştuk seninle ya. Durdur arabayı. Dur. Anne tamam bak sözlere ön bakmayacağım. Lütfen gidebilir miyiz? Bu konu şimdi bugün kapanacak. Arabada kal. Anne lütfen. Arabada kal. Anne lütfen. Bakın gerçekten ben ne içtiğimizi anlayamadım. Defne de anlamadı. Hiçbirimiz anlamadık ki. Gerçekten hiçbir suçumuz yok da ikimizin de bir suçu yok. Lütfen bizi affedin. Benim kararım değişmeyecek. Kızımla görüşmeni istemiyorum. Ya ama bizim görüşmememiz imkansız. Bakın bizim küsmemiz imkansızın ötesi. O benim en iyi arkadaşım. Sen benim kızımın en iyi arkadaşı olmayı bırak, yanında bile olmamalısın. Ya git kendine yeni arkadaşlar bul. Bak Defne'nin yanında olmanı istemiyorum. Tamam mı? Okulda bile görüşmeyeceksin, konuşmayacaksın onunla. Umarım anlamışsındır beni. Anne! Arabaya bin. Gidelim. Azra teyze bana çok kızdı. O kadar kızdı ki böyle kaşlarını çatıp bana baktı. Konuşmama bile izin vermedi. Özür dilememe de. Yüzünü görmen lazımdı.
Daha çok yeni her şey. Biraz zaman geçince kızgınlığı azalır. Azalmayacak. Azalmayacak Görkem. Bana o dediği lafları duysaydın... Çok mu sert konuştu? Hı hı. Defne geldi. Ne oldu Defne? Kankanla küsmedi mi? Küsmedik. Ha, emin misin? Yani yan yana değilsiniz. Kahkahalarınız ortalığı çınlatmıyor. Bir şey var bence. Var ya da yok. Bu seni ilgilendirmez. Henüz bilmiyoruz. Yakında çıkar kokusu. Artık yan yana bile oturamayacağız. Ne oldu? Küstünüz mü? Evet canım. Görkem, yeni fotoğraflar çektin mi? Çektim öğretmenim. Bakın buradalar. Vay. Gitgide daha iyi fotoğraflarla geliyorsun Görkem. Tebrik ederim seni. Melisa. Efendim öğretmenim. Ve Defne. E siz neden farklı yerlerde oturuyorsunuz? Çalışma gruplarınızı mı değiştirdiniz? Öğretmenim biz şey... Onların birbirleriyle konuşması yasak öğretmenim. Defne'nin annesi görüşmelerini istemiyor. Neden? Çünkü Melisa'ya çok kızmış. Hatta bizim de Melisa ile konuşmamamız için ailelerimizle görüştüm. Takmasın onları, boş ver. Çocuklar biliyorsunuz sınıf içinde kutuplaşmalardan hiç hoşlanmam. Lütfen birbirinize karşı saygılı ve hoşgörülü olun. Ben olayın gerçeğini öğrenmek için velilerinizle görüşeceğim. Tamam mı? Buyurun. Ah merhaba Azra Hanım. Siz miydiniz? Hoş geldiniz. Merhaba Yeşim Hanım. Rahatsız etmiyorum umarım. Yo hayır. Aksine iyi oldu. Biz de tam sizden bahsediyorduk. Buyurun. Benim annem de Melisa ile konuşmamam için beni tembihledi. Benimki de. Hatta okula gelecekti. Gerçekten içki mi içtiniz Defne? Sanırım Melisa ile Defne'nin görüşmesini istemiyormuşsunuz. Ben de az önce çocuklardan öğrendim. Evet doğru. Ben de bu yüzden zaten geldim yanınıza. Buyurun dinliyorum. Yeşim Hanım, benim kızım Melisa ile arkadaşlık kurduktan sonra inanın çok değişti. Yani huyu suyu değişti. Ne desem tam tersini yapıyor. Biraz terbiyesi de bozuldu tabii. Ben bütün gün okulda onlarla beraberim aslında ve hiçbirinde bir bozulma görmedim. Aksine bence Melisa ile Defne birbirlerini pozitif anlamda etkiliyorlar. Tabii siz son yaşananlardan haberdar olmadığınız için böyle düşünmeniz çok normal. Ne oldu? Anlatın lütfen. Melisa kızıma içki içirdi. Ben size o kızla arkadaş olunmayacağını söylemiştim. Neyse ki sonunda hepiniz dediğime geliyorsunuz. Benim annem aşırı tepki gösterdi. En azından seninki sadece kızmış Defne. Bu konuyu kapatabilir miyiz ya? Gerçekten çok sıkıldım. Ya tamam canım tamam. Üzülme. Biz senin yanındayız. Nil ile herkesi bana karşı kışkırtıyor. Çok kötü.
Ama ben artık daha fazla dayanamıyorum. Benim bir şey yapmam lazım Görkem. Ne yapacaksın? Defne'ye not yazacağım. Evet. Bugün akşam annesiyle konuşacağım. Emin misin? Hı hı. Defne, kalemini alabilir miyim? Olur. Teşekkürler. Birazdan getir. Yeşim Hanım, ikna olup olmamanızla inanın ilgilenmiyorum. Benim tek derdim kızımın Melisa ile arkadaşlık yapmaması. Yani bu konuda da sizden rica ediyorum. Siz benden ne istediğinizin farkında mısınız Azra Hanım? Ben öğretmenim. Amacım da öğrencilerimin barışçıl, anlayışlı, nezaketli, sevgi dolu bireyler olarak yetişmesi. Üzgünüm ama ben böyle bir ayrıştırmanın destekçisi olamam. Ancak karşısında durabilirim. Ben konuşmamızın daha ılımlı, daha anlayışlı olmasını diliyordum. Yanılmışım. Ben gayet anlayışlı bir tavırdayım aslında. Hatta sizi de daha ılımlı olmaya davet ediyorum. Azra Hanım hoş geldiniz. Yeşim Hanım'la konuşuyorsunuz demek. Evet, öyle konuşuyorduk ama gerçekten bir hayal kırıklığı oldu benim için. Niye efendim, ne oldu? Hayırdır? Sizinle telefonda konuşmuştuk. Ben Defne'nin Melisa ile arkadaşlık yapmasını istemiyorum. Biliyorum, evet. Böyle bir şey olabilir mi Kadir Bey? Siz söyleyin lütfen. Bakın, bu çocuklar aynı sınıfta, beraber ders yapıyorlar. Gazetemiz için beraber çalışıyorlar. Ama her şeyden önemlisi onlar çok yakın arkadaş. Yani buradan bakınca uzak kalmaları pek mümkün değil aslında. Ama istersek ayrı durmalarını sağlayabiliriz değil mi Kadir Bey? Efendim, istersek ya neler yapmayız ki zaten? Peki bizim yetişkinler olarak görevimiz birleştirici olmak değil mi? Neden çocuklar arasında gerilim yaratacak ve hiçbir şeye de yaramayacak bir şey yapalım? Efendim, pedagojik açıdan bakınca bu doğru. Bizim bu okula yaptığımız bağışlar ortada. Yani bizim sayemizde çocuklar bir sürü imkana kavuştu. Her türlü faaliyetinize sizleri destekledik. Bunca yaptığımız şeyin karşılığında küçücük bir ricamızın kabul görmemesi... Azra Hanım, bağış gönüllü yapılan bir şeydir. Kimse kimseyi zorlamaz. Ama eğer yaptığınız iyilikleri bizim üzerimizde tahakküm kurmak için kullanacaksanız lütfen bir daha yapmayın. Siz yine yapın da... Biz sizinle anlaşamayacağız. Konuyu da uzatmanın bir anlamı yok. İyi günler. Bu ne büyük hadsizlik. Ne zannediyor bunlar kendilerini? Yani Yeşim Hanımcığım, ben anlatmaya çalıştım, gördünüz işte. Siz ne yaptınız şimdi Kadir Bey? Neyi savundunuz ben anlamadım da. Yeşim Hanımcığım, sizi savunuyorum. Sizin yanınızdayım sabahtan beri. Görmediniz ya, mi? Ya sabır. Hayır, ben ne yaptım şimdi ya? Ya karşısında olsam kızıyor, yanında olsam yine kızıyor. Ben ne yapsam yaranamıyorum bu kadına ya. Defne. Melisa ile Görkem'in yanına geçebilirsin canım. Öğretmenim ben... Olmaz öğretmenim. Annesi çok kızar. Nil, biz üzerimize vazife olmayan işlere karışmıyorduk değil mi? Özür dilerim. Tamam. Bak Defne'cim. Melisa, Görkem ve sen bir grupsunuz. Üstelik de beraber çok iyi işler çıkarıyorsunuz. Benim sınıfımda, bizim kulübümüzde... ...nezaket, iletişim ve anlayış her şeyden önce gelir. Şimdi lütfen yerine geç. Peki öğretmenim.